Trump istediği bütçeyi elde edemedi. Bu zaten hükümetin kapanması, bütçe nedeniyle paralize olması Amerika'daki sistemi bu sebepleydi. Fakat sonrasında bir uzlaşma bütçesine varıldı ve arkasından tekrar bu geçici bir bütçeydi. Geçen haftada daha uzun bir bütçe üzerine anlaştılar. Trump bu bütçede gene istediği rakama kavuşamadı duvarın kurulması konusunda. O nedenle bütçeyi kabul etmesine rağmen tekrar hükümeti kapatmak yerine bütçeyi kabul etti, imzaladı kongreden gelen bütçeyi. Fakat aynı gün hemen bir olağanüstü hal ilan etti ve kameraların karşısına geçip bunu yapmak istemezdim. Fakat şartlar beni bunu yapmaya götürdü. İstediğim parayı kongre bana vermiyor duvarın kurulması için. Ben de olağanüstü hal ilan ediyorum. Bu duvarın bir an evvel kurulması gerek. Bu Amerika açısından bir emniyet sorunudur. Hem kanun dışı göçmenlerin girmesi hem de uyuşturucu kaçakçılığı açısından bu bir olağanüstü hal teşkil ediyor dedi. Fakat tabii aynı zamanda aynı konuşmada da bunu hemen yapmak istiyorum. Fakat keşke kongre bana bu parayı verseydi dedi. Bunun üzerine tabii şu Amerika'da şu anda başlayan tartışma 16 eyaletin açacağı davayla bu tür bir başkanlık kararının anayasaya uygun olup olmadığı. Çünkü ortada gerçekten bir olağanüstü hal var mı yok mu tartışması var. Onun dışında Trump'ın kendisinin öne sürdüğü nedenler ne derecede olağanüstü ve aciliyet teşkil ediyor. Bunlar zaten tartışmalı ve bir sürü uzmanın gözünde Amerika'daki suç oranı, uyuşturucu kaçakçılığı veya kanun dışı göçmenler bunlar yapısal sorunlar. Yani olağanüstü bir durum teşkil etmiyor. Fakat Trump tabii bunu bir siyasi mesele haline getirdi ve 2020 seçimlerinde bunu kullanmayı düşünüyor. Yani ben bunu kampanyamda zaten söz verdim halka. Bu sözler üzerine beni seçtiler ve kongre benim halka verdiğim sözü yerine getirmeme engel oldu diyerek Trump bir bakıma daha şimdiden 2020 başkanlık seçimlerinde bunu kullanacağının sinyallerini veriyor. Şimdi eğer Anayasa Mahkemesi'ne giderse veya eyaletler bunu prosedür olarak kazanırsa bu Trump'ın ilk kez kaybettiği bir mücadele olmayacak. Trump zaten bu seyahat yasağı meselesinde de istediğini tam olarak elde edememişti. Amerika'da güçler ayrılığının olması ve hukukun üstünlüğü, dolayısıyla yargının bağımsızlığı gibi konuların test edileceği yeni bir döneme giriyoruz diyebiliriz.